Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle evet şu an arkadaşlar gece saat 11 oldu ve 3 saattir yayındayız. Yayından sonra da işte bu videodan sonra da Emily Wants to Play korku oyunu oynayacağız. Şu an kurulum yapıyoruz. Birazdan Emily Wants to Play korku oyununu oynayacağız. Arkadaşlar da onu bekliyor. Bazıları yemedi çıktı şu an yayından. Biz de şimdi video çekelim dedik. Roberto Carlos'u 100 gen yapacağız. Onun haricinde bir şeyler daha yapacağız işte. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Bu arada YouTube ne yapıyorsunuz diyor. Selamun aleyküm diyor. Başla diyor. Selam YouTube. Selam gençler. Hi YouTube. Yeah YouTube. Oh. Abi adımı der misin videoda? Kaan Özeren. Oğlum videoyu bak şu an yayına siz de gelmek istiyorsanız bakın her akşam yayın yapıyoruz. Her akşam yayın yapıyoruz. 50 keredir diyorum bunu. Siz de gelmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmında Cube TV var. Siz de gelin yayına. Biz de her akşam yayın yaparız. Zaten saat ilerledikçe insanlar azalıyor olsun. Biz zaten birazdan korku oyunu oynayacağız. Şimdi Roberto Carlos'u 100 gen yapıyoruz arkadaşlar. Hi YouTube. Yeah YouTube boss. YouTube bebek, Discord marul ve cash adamdır. Joker, Enver Unsoy, The Arperlov, Mert Ceylan, Joker, Burak Gündüz. Herkes şu an burada. Evet. Siz de gelmek istiyorsanız gelin. Yani herkese açık. Evet şu an yorumları kapattım. Şimdi ise arkadaşlar Nesta'yı görüyorsunuz değil mi? Nesta. Nesta'nın yerine ben Pique çıkardım. Ve Pique çıkardığım için de çok efsane oldu. Bu arada bunun beceri boost 12. Pique'ninki kaç acaba? Pique'ninki de mi 12? Pique çok 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 daha iyi bir oyuncu. Birazdan göstereceğim özelliklerini sizlerle kıyaslayacağız. Bunun beceri boost'u aynıymış zaten. Aynen. Şey Nesta ile aynı. Bakın Nesta gördüğünüz gibi 3-1 kaybediyor. Bir dakika şöyle yapalım. Bakın Pique 3 özelliği daha iyi. Nesta'nın sadece 1 özelliği daha iyi. Sonra bakın burada 1-2-3-4-5-6 özellik, 7 özellik, 8 özelliği daha iyi. 3 özelliği daha kötü. O da zaten çok da aşırı fark yok. Yani gücü biraz daha fazla, dribbling biraz daha fazla falan filan. Onun haricinde bakın burada da 2-4 özelliği zaten aynı. 4 özelliği daha iyi, 2 özelliği sadece daha kötü. Yani Pique her halükarda basar, 1000 basar abi. Pique aldı abi. O yüzden bir de şöyle bir şey var. Pique'yi mesela şöyle yaptığımızda bakın. Bir de Nesta'yı satmamın sebebi yani şudur ki Pique'yi verdiğimizde 454 bin XP veriyor. Fakat Nesta'yı verdiğimizde ise kaç XP veriyor? Siz tahmin edin. Bakın 4 milyon 121 bin. Çünkü ikon olduğu için çok fazla XP ile gelişiyordu. Ve zaten Roberto Carlos'u maxlamak için de kaç bin XP ihtiyacımız vardı bizim? Bu arada bizim 50 bin XP'lerimiz nerede abi? 50 binlik bir sürü XP'miz vardı bizim. Nereye gitti lan onlar? Allah aşkına dur. Benim bir sürü 50 binlik XP'm vardı. Kadromu geliştirmeye kullandım ben. Herhalde sadece 25 binlikler kalmış. Kaç tane var? Kaç milyonluk var burada? Ha bu arada bunlar da var. Şunlar da var. Olsun. Yani 1 milyon 200 bin falan da XP'miz var. Önemli değil. Şimdi mevzumuz Roberto Carlos'u maxlamak. Zaten Daniel Alves'i maxlamıştık. Şimdi Roberto Carlos'u maxlıyoruz. Acaba şey olacak mıyız? Onu merak ediyorum. 117 gen olacak mıyız? Onu merak ediyorum. Bakalım. Bence olabiliriz. Bence olabiliriz. Hadi bakalım. Carlos zaten 97 gen olarak gelmişti. Bu da 1 milyon 648 bin veriyoruz. Bakalım insanlar orada ne diyor. Zakir Akayev abi yazmış 50 kere. Mert Pro hoş geldin kardeşim. Gecenin bu saatinde hayırdır ilk defa yeni geliyorsun. Sağ olasın var olasın. 527 olduk vay. Şimdi ooo 534 yükseliyoruz arkadaşlar. Şimdi birden düşermiş. Neyse 550 olduk. Gecenin bu saatinde düşmüşken yükseldik vay be. Vaş diyor birisi. Beni de oku diyor. Baş olursun diyor. Neyse biz hemen yükseltmemize geçelim arkadaşlar. 1 milyon 648 bin veriyorum. Şunu kapatamadık lan daha. Üçgen yükseltiyoruz. Ve Roberto Carlos hangi özellikleri yükselecek ona da bakacağım. 128 hız. 116 şut. 118 pas. 111 falan filan filan işte anladık. Bakalım geliştirince ne olacak. 1 milyon 648 bin verdim. Ve... Roberto Carlos bir şeyleri yükseldi yani fazla bir şey yükselmedi. Yani buradan fazla bir şeyini yükselmedi zaten ama birkaç şey yükseldi işte.
Burada da driblingi falan yükseldi. Saldırganlık, müdahale, sprint hızı, uzaktan şut. Serbest vuruş zaten 120 hep bu adamın. Yani bize gelişi böyleydi abi. Neyse. Bunun beceri boost'u da yükselse. Şeyi de Pellegrini'nin de beceri boost'u yükseliyor. Yani bakalım 117 gen olmadık mı? Hadi be. Biz şimdi 117 gen olmadık mı abi? Tüh. Görüyor musun bak. Ama takımımızda şöyle bir uyum var. Bakın sağ bek 100, sol bek 100, stoperler 97, sol kanat. Gerçi onlar uyumlu değil. Yok bu 97. Bu 98 mi? Bizim Oscar Leon 98 aynen. Yani defans hattımız bayağı uyumlu. Çok güzel yani. Gerçekten de çok güzel. Bayağı iyi yani. Carlos zaten Daniel Vest'ten daha iyi. Pique zaten. Pique ile Ramos'u bir kıyaslayak lan. İkisi de aynı yende ya, bakalım. Pique mi Ramos mu acaba? Dur bakalım. Ramos yine çakmış abi. Baksana Ramos. Bak 92 gen adam. Ramos 92 gen. 92 gen Ramos. Sadece bir özelliği daha iyi Pique'nin. İkinci sayfada bence özelliği yüksektir ama. Yok canım yine 3 tane. Dördüncü sayfa daha birazcık bir şeyler göstermiş işte. Yani biraz daha iyi dördüncü sayfada. Yani Ramos. Ramos'un her kartı abi iyi yani. Ramos'un her kartı Pique'den iyidir. Yani Pique ne kadar yüksek bir kartta da olsa Ramos'un her kartı iyi abi. Gerçekten Ultimate Tots'u da iyi. Tots'u da iyi. Yani mücadele kartı da iyi. Her şey iyi. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz 117 gen olmamız için hangi kartı yükseltelim? Çalhan oluyor bence. Ama gerçi sol kanat çıkarsa ona basacağız ya. Kimi geliştirelim abi o zaman? Kurto'yu mu geliştirelim? Ramos'la Pique'yi mi geliştirsek acaba? Pique'yle Ramos. Pique'yle Ramos mu? Bence Kurto'yu geliştirelim abi. Derece yapacağım zaten ben bu adama. Zaten bunun şey kaleci XP'leri de var. Şöyle biz bence bu adamı bir geliştirelim. Bir gen atlatalım. 1.144.000 veriyorum ve Kurtoy'u gerçi biz bunu şeye yapacağız. Abi ben XP'yi veremem ki. Biz şey yapacağız. Evet, Kane'e derece basmamız için aldığımız oyuncuyu geliştireceğiz. Tamam neyse o zaman şöyle yapalım. Daniel Alves'i şuraya koy. Roberto Carlos'u da buraya koy. Ve böyle saldırı yapalım. Bakalım. Daniel Alves de dribbling yapıyor. Roberto Carlos da dribbling yapıyor. Sağ bek ve sol bekimle forvet oynuyorum. Bakalım. Evet 110 gen geldi. Bakalım. Bilgisayardan oynayacağım. Zor olacak biraz ama. Olduğu kadar hacı. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Şu aralar güzel şeyler oluyor ya FIFA'da. Valla Kane'le diktik direkt topu. Yine Kane. Kane baba zaten abi. Laf yok abi. Yine Dybala bu sefer de. Şöyle vurdum direkt. Bilgisayardan yine iyi oynuyorum arkadaşlar. Yani hakkımı yemeyin. Oğlum yine Kane lan. Oğlum bir sol kanada bir sağ kanada gelse ya. Casemiro'yu bir geçelim abi. Şöyle sağlam bir gol. Dybala'yla direkt aşırtma. Abi sol kanat sağ kanada gelsin artık da. Roberto Carlos da şey hiç gelmedi. Niye gelmedi anlamadım. Sağlam vurdum ama gol olmadı lan. Roberto Carlos yine vuruyor. Şey zaten illa sol bek vuracak diye bir şey yok. Şey o yani anladınız mı? Dani Alves. Sağlam adam ya. Şutu da iyi adamın. Ne olsun. Kane. Bastır koçum şöyle. 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 Tıst. Vırlaştı. Az daha goldü be. Bilgisayardan zor oluyor ama olsun bakalım. Dani Alves. Sağ bek adam gördüğünüz gibi dribbling yaptı. Bir daha yaptı ve şuradan Dybala tamamlacı. Helal be. Helal ya. Biraz kötü vurdum arkadaşlar. O adamla kaynaklanan bir şey değil. Bu arada Roberto Carlos'a gelmedi ya. Vuramadık acı. Olsun bir tane de Roberto Carlos neyse be. Olmadı. Neyse bir tane daha gireceğiz maça. Zaten yendik adamı. Yine Roberto Carlos. En yüksek şeyi olduğu için o vuruyor. Yani diğer sağ şu taraftan da Daniel Alves vuracak herhalde. Vuruyor zaten. Bakalım bir daha girelim. Sol bek ve sağ bek Roberto Carlos'la Daniel Alves.
Yendik lan baya baya yani, hem de bilgisayardan ha arkadaşlar. Şaka değil, gerçek. Bir daha oyna diyelim bakalım. Roberto Carlos şey hiç gelmedi, o yüzden şey yapıyorum. Aslında Pique'yi de koyabilirdik oraya. Pique de yine oyuncumuz ya. 108 yan adam geldi, tokatlarız. Baksana çok güzel durmuyorum lan adam. Adamlar efsane bro. Herhalde bunların forvet kartı olsa her şey 140 olacak. Şöyle Kane'e diklik topu. Carlos. Friki her zaman Carlos kullanır hacı. Daha Carlos'la bir atamıyorum ya gerçekten. Fena vurdu Dybala. Dybala efsane ya gerçekten. Dani Alves. Şöyle geçtik. Geçemedik. Tamam şuradan vurursun hacı herhalde. Bence gol abi. Hadi be. Kane Baba ile direkt aşırtma. Abi niye gelmiyor Roberto Carlos? Sol kanada hiç mi gelmez ya? Ver lan şuradan Roberto Carlos'a. Yine iyi adam dribling yapıyor abi, ne yapacaksın? Carlos ve gol. Şimdi bakalım abi, direkt o adam, ha tamam çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam sol bek. Ama ve lakin forvet. Güzel kafile oldu. Şuradan Dani Alves mi o? Abi adamlar efsane ya. Bakalım bir şutma. Efsanesin abi. Efsanesin. Kane. Fenasın başa belasın kardeşim. Bakalım dur. Roberto Carlos yine. Bakalım kader oyununu kim bozacak? Roberto Carlos bir dribling ve biraz daha sağ vuracaktı hacı. Neyse zaten o pozisyonda herkes vuramaz. Adam forvet değil sonuçta hacı. Gerçi adam forvet yani. Bayağı iyi. Hadi lan vur Allah belanı. Neyse beraber kal. Önemli değil arkadaşlar. Adamları denemeseydik zaten kazanacaktık da. Bence güzeldi. Ben tahrik oldum. Yok tatmin oldum. Neyse. Bence güzel bir videoydu arkadaşlar. Yani birazcık boş konuşmuş olmuş olabilirim. O da 10 dakikaya tamamlamak için. Yani tamamen para için. Yanlış anlamayın yani. Sizi önemsediğimden falan filan değil. Sadece tamamen para için. Evet. Neyse tamam arkadaşlar, esprinin de bir dozu vardır. Neyse kendinize iyi bakın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler.